Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piliç topkapı yapacağız. Hem çok lezzetli hem de görsel olarak şahane bir tarif. Üstelik yapımı da çok kolay. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun video geçelim. İyi seyirler dilerim. piliç top kapı için 6 adet açılmış tavuk kalça kullandım. Açılmış tavuk kalçaların bir bölümünü yan tarafta gördüğünüz gibi biraz daha büyüttüm. Şimdi sizlerle birlikte birkaçını daha büyüteceğim. Dilerseniz et döveceği ile döverek de büyütebilirsiniz ama o zaman et çok ezildiği için parçalanıp dağılmalar olabiliyor. O yüzden ben biraz bıçakla şöyle fileto yapar gibi açmaya çalıştım. Çok fazla açmanıza da gerek yok. Bir miktar açmanız yeterli olacak. Yanlardan biraz açıp genişlettikten sonra hemen e, tavuklarımı lezzetlendiriyorum ve bir gece dinlenmesi için buzdolabına gönderiyorum. Ben bir gece dinlendirdim. Dilerseniz birkaç saat bu şekilde dinlendirdikten sonra hemen yemeğinizin yapımına geçebilirsiniz. Tavuk kalçalarını lezzetlendirmek için bir miktar tuz, bir miktar da damak zevkime göre karabiber ilavesi yaptım. İstediğiniz miktarda damak zevkinize göre karabiber ve tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ben yaklaşık 2-3 tutam kadar ilave ettim göz kararı ve biraz zeytinyağı damlattım. Zeytinyağını biraz üzerine döktükten sonra her yerine gelecek şekilde içe doğru katlayıp elimle güzelce her yerine yaydım. Ve bir kabın içerisine yerleştirip dinlenmesi için hepsini aynı işlemi uyguladıktan sonra buzdolabına kaldırdım tavuk etlerini. Hızlıca bütün tavuk kalçalara aynı işlemleri yapıp bahsettiğim gibi üst üste bir kabın içerisine yerleştirerek kapağını da kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece dinlenmesinde fayda var ama dediğim gibi hızlıca birkaç saat içerisinde dinlendirip yemeğinizi yapabilirsiniz. Çünkü tavuk kalça lezzetli bir et. O yüzden çok fazla da bekletmenize gerek yok. Gördüğünüz üzere kapağını kapattım ve buzdolabına kaldırdım. Bir gün sonra hemen iç pilavının yapımından videoma devam ettim. Pirinç top kapının iç pilavı için 200 milimlik bir bardak ölçüsüyle bir bardak dolusu pirinci bir kabın içerisine aldım ve güzelce nişastası akana kadar akar suyun altında yıkadım. Nişastası bir miktar aksın, fazla nişastası aktıktan sonra yine bir miktar suyun içerisinde yaklaşık yarım saat kadar dinlendirelim pirinçleri ve dinlenen pirinçler hazır olduktan sonra pilavımızın yapımına başlayabiliriz. Pilavı pilavın pirincini ıslattım. Şimdi sıra kuş üzümünü ıslatmakta. Kuş üzümünü de öncelikle ıslatıyoruz ve tarifimizin ön hazırlığını böylelikle bitirmiş oluyoruz. 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümünün üzerine bir miktar kaynar su ilavesi yaptım ve pirinçle kuş üzümünü bir kenara alıp soğan doğrama işlemine geçtim. Soğanları doğramaya başlamadan önce hemen tencerenin altını yakıyorum ve içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ilave ettikten sonra 3 yemek kaşığı çam fıstığını da içine ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Kısık ateşte onlar kavrulurken ben bir adet büyük boy soğanı küçük küçük olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Mutlaka ufacık doğramaya dikkat ederim. Elinizden geldiğince küçük doğrayın. İçinde güzelce kaybolup gitsinler sadece lezzetini alalım. Evet soğanları ufak ufak doğradım. Bu esnada da dolma fıstıkları kavruldular. Çok fazla kavurmuyoruz. Rengi böyle tamamen dönmemeli. Bakın hafif şöyle renk almaya başladığında doğramış olduğumuz soğanı da içerisine ilave edip güzelce bir karıştırıyoruz. Ve kapağı kapalı bir şekilde terleterek renginin değişmesini ve yumuşamasını sağlıyoruz. Evet, soğanlarım yeterince piştiler. Bakın rengi de döndü. Gayet güzel bir şekilde kavruldular ve dolma fıstıkları da yeterince renk aldı. Şimdi süzmüş olduğum pirinci de tencereye ilave ediyorum ve diğer malzemeleri ekleyerek bütün malzemelerin birlikte kavrulmasını sağlıyorum. Evet, ıslatıp yumuşattığım ve süzdüğüm kuş üzümlerini de ilave ettim iç pilavın içerisine ve şimdi önemli olan noktaya geliyoruz. Bütün baharatları ekleme e, safhasındayız şu an. Şimdi gördüğünüz üzere bir tutam kadar tarçın ilavesi yaptım ve bir tutamdan biraz fazla yeni baharda ilave ettikten sonra e, bir miktar karıştırmadan önce şeker ilavesi yapacağım iç pilavının içerisine yaklaşık bir çay kaşığı da şeker <laughs> ilavesi yaptıktan sonra hepsini şöyle bir Karıştırıp bir dakika kadar kavuracağım ve geri kalan bütün baharatları tamamlayıp iç pilavın da pişirme işlemini bitireceğim. Evet kokusunu ve lezzetini farklı bir boyuta taşıyacak miktarda bir tutam kadar da mahlep ilavesi yapıyorum. Mahlep düşündürebilir ama gerçekten çok yakışıyor. Hemen mahlep ilavesinden sonra bir tepeleme çay kaşığı nane ilavesi yapıp bir iki tutam da karabiber öğütüyorum. Karabiber zaten ette de var o yüzden çok yoğunlaştırmayalım. Bir iki tutam karabiber de ilave ettikten sonra damak tadınıza göre tuzunuzu da ilave edelim ve içerisine e, iyice karıştırdıktan sonra iç pilavımızı kaynar suyumuzu ilave edeceğiz. Kaynar suyu birebir ölçüyle kullanmayacağız. Yani bir bardağı bir buçuk bardak su değil de bir barda bir bardaktan biraz fazla su ilavesi yapacağız ki biraz da pilavımız etlerle birlikte pişsinler. Çünkü etler suyunu salacak. Bir miktar biz tepsiye su vereceğiz ve biraz da kuş üzümü de kendi suyunu salacak. O yüzden fazla pişirmeye gerek yok. Gördüğünüz üzere bir bardak ilave ettim ve bir parmak kadar daha sıcak su ilave edip güzelce karıştırdım ve kapağını kapatıp pilavım suyunu çekene kadar pişmeye bıraktım. Evet pilavım yaklaşık 3 dakika sonra neredeyse suyunu çekmek üzereydi. Yine son bir kez karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Altını da kapattıktan sonra pilavı dinlenmeye alıyorum. Pilav dinlen, dinlenir dinlenmez hemen etleri dolaptan çıkartıp hızlıca tavuk top topkapıları hazırlamaya geçiyorum. Evet, iç pilavı yeterince dinlendi bakın. Tamamen suyunu çekti. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra da hemen uygun bir kase hazırlayıp bir gece dinlenmiş olan tavuk kalçaları tabağa yerleştiriyorum. Kaseyi e, boyutu iyi seçmeniz lazım. Çok küçük ya da çok büyük yapmayın. Ben normal klasik çorba kasesi kullandım. Eti alıp tam ortaya yerleştirdim ve içerisine yeteri miktarda iç pilavından ilave ettikten sonra yanlardan taşıp dışarı çıkmayacak şekilde kapatmaya başladım. Pilav miktarını siz göz kararı ve etinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar pilav ilavesi yaptım ve muntazam bir şekilde yanlardan kapatıp pişirme yapacağım tepsinin içerisine yerleştirdim. Evet piliş top kapılarının tamamını hazır ettim şimdi tepsiye son hazırladığım piliş top kapıyı yerleştirdikten sonra 200 derece alt üst ayar fanı açık fırını çalıştırıyorum ve ısınmaya bırakıyorum. Fırın ısınırken hemen üzerine süreceğim salçalı sosu hazırlamaya başlıyorum. Tavukların üzeri için bir tatlı kaşığı tepeli biber salçası ve bir tatlı kaşığı domates salçasını kabının içerisine aldım. Ve üstüne 2 yemek kaşığı kadar. Zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı kadar da su ilavesi yaptıktan sonra damak tadıma göre tuz ilavemi de yapıp güzelce bu karışımı açıp bütün tavukların üzerini güzelce kapatacak şekilde bir fırça yardımıyla sürdüm. Salçaları içine akıtmaktan ziyade üstüne yerleştirmeye dikkat edelim ki o kızarmış hafif böyle koyu rengi yakalamak için salçanın tamamen her yerine güzelce eşit orantıda gelmesi gerekiyor. Bütün salçayı piliçlerin üzerine sürdükten sonra içine tabanını ıslatacak kadar su ilavesi yapıp ısınmış olan fırınıma piliç top kapıları yoladım. Evet fırınım yeterince ısındı. Şimdi tepsimi fırına yolluyorum ve yaklaşık 45 dakika sonra sizlerle birlikte piş top kapıları fırından çıkartıp içinin pişmişliğini kontrol ediyorum. Piş top kapılarım lokum gibi pişti. 45 dakika sordu. Sizin fırınınızda değişkenlik gösterebilir. Fırının ayarı, markası, modeli her şeyi uzatabilir ya da kısaltabilir pişirme sürenizi. Ben bir miktarda Dilendirdikten dinlendirdikten sonra pirinç top kapıları servis tabağına alıyorum ve sizlerle birlikte etinin ve içinin pişmişliğini kontrol etmek istiyorum. Lokum gibi pişmiş etiyle tane tane iç pilavıyla tavuk top kapı tarifini umarım beğenmişsinizdir. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.